Herkese selamlar dostlar. 29 Nisan 2023 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Perşembe akşamından video yayınladım. Cuma'ya video yok. Cuma'nın tahminleri kuponlarının kendi gruplarımızda ilerleyeceğiz. Euroleague var. Bir de zaten liglerden, majör liglerden tek tek maçlar var. Onları alacağız gruplarda ilerleyeceğiz. Onu belirteyim. Cumartesi ile herkese selamlar. 7 adet mücadelem var ve gelmesini beklediğim ideal tercihlerle devam edeceğiz. Ara ara maçların yüksek oranlı tercihini de söyleyeceğim. Sizlere burada ideallerden kazandırmaya çalışacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Bir adet maç yarışmamız var. Maç yarışmamızda Sivas Spor Fenerbahçe. Maç skoru ne olur? Sivas deplasmanı meşhurdur bildiğiniz üzere. Hem söz olarak da çok meşhurdur. Fenerbahçe burada puan kaybeder mi? Galatasaray ve Beşiktaş'ın oynadığı hafta derbi varken burada Fenerbahçe puan kaybeder mi? Maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Ve daha önce yapmış olduğumuz City Arsenal maç skorunu kazanan arkadaşımız da Joker'in Şapkası isimli, isimli kanal. Bana Instagram üzerinden ulaşsın. Instagram adresimiz de Kangal Bey isimli Instagram adresidir. Buradan bana mesaj atın kanalının fotoğrafını atın zaten ben ona grup linklerini atacağım oradan tıklayıp kendisi de gelebilir. Herkese bol şanslar başlayalım. İlk mücadelemiz Magdeburg maçı ama sizlerden ricam cumartesi videosu olmasından kaynaklı. Bu videoyu atacağınız like'lardır. Artı 300 seviyesine like gelirse çok teşekkür ederim ve güzel bir şekilde başlayalım. Hamburgla Magdeburg mücadelesi bu maçı neden aldım? Hamburg öncelikle puana ihtiyacı olan takım. Ve şöyle puan durumundan da baktığımız zaman da Haydenham'ın hemen arkasında bir puan gerisinde. Onu belirtelim. Ve Magdeburg'a baktığımız zaman da puan sıralamasına doğru baktığımızda düşme hattının üstüne çıktı. Kendini biraz rahatlattı diye söyleyebilirim ki son hafta aldığı galibiyette bunun çok fazla şeyi var. Etkisi olduğunu da söylemek lazım. Genel olarak Hamburg takımının son dönemdeki deplasman performansı da açıkçası çok fazla kişi iç açıcı değil. Fakat oynanılan, oynanılan oyuna baktığımız zaman da Hamburg tarafında yani bu maçı kazanacak güç olduğunu söylemekte fayda var. Ben burada şöyle bir tercih gideceğim. Bakın maç sonu 2-1-73 iken Deplasman'ın atacağı 2 gole 1-48 gibi oran açmışlar. Ben Hamburg tarafından burada Deplasman'da da olsa 2 gol bekliyorum. Hatta biraz da yüksek orana gitmek istiyorum. Hamburg tarafından zaten 2 gol bekliyoruz. Doğru mu? Doğru. Maçı kazanan tarafın da Hamburg olma ihtimali de var bence. O yüzden maç sonu 2 ve 1.5 yaparsanız da neredeyse 2 orana yakın alıyorsunuz. 1.92. Burada da taraf riskine gidiyorsunuz. 2 gol kazanması lazım. Zaten idealen de 2 gol. Bak çok fazla fark ediyor oranı. Onun da sebebi şu. Bundesliga 2 çok golli geçtiği için maçın 2-2 bitme ihtimalinden olaraktan da bu tür oranlar açılıyor bilginize. İkinci mücadelem Fatih Karagümrük ile Antalya Spor mücadelesi. Karagümrük'ün oynadığı maçlar zaten ne kadar gollü geçtiğini biliyorsunuz ki kendi evinde oynayacak burada. Ben Antalya Spor'un burada bu maçı bırakacağını düşünmüyorum ki. Maçın indeks beklentisini söyleyeyim ben sizlere. Maçın indeks beklentisi 3-2'lik bir Karagümrük galibiyeti. Yani Antalya tarafından da burada 2 gol bekleniyor. Çünkü Antalya'nın da puana ihtiyacı var. Karagümrük de sürekli zaten genel hatlarıyla hücumu düşünen bir takım olduğu için arkada da boşluk verebiliyor. Antalya'da da gol atacak güç var mı? Var. Son hafta mağlup olmasına rağmen iyi bir futbol sergilediler. Antalya'nın da burada gol bulma ihtimali de yüksek buluyorum açıkçası. Karagümrük'ün oynamış oynadığı oyundan kaynaklı. Sadece önemli bir eksik olarak Nikolas Karagümrük'te kar cezalısı. Onun dışında Endao, Doğukan Silik oynar muhtemelen. En önemli silah da Antalya'nın Hacı -Right bu maçta olacak. Ben Antalya tarafından gol beklediğimden dolayı 1.36'da bir oranı var. KG varın Yani dediğim gibi indeks beklentisi yüksek. Karagümrük'ün de gol atma ihtimali oynadığı maçlar malum. KG var olarak değerlendirebilirsiniz. Onun dışında KG var ve üst tercih yaparak da bu oranı biraz daha yükseğe çekebilirsiniz. Oran o zaman 1.56 oluyor. Zaten mücadelede bir 1 1 gelecek diye düşünüyorum. Mutlaka bir tarafta taraftan da var ve üstte olabilir. Bu da alternatifidir biraz daha yüksek oranıyla. Leipzig ile Hoffenheim mücadelesi. Leipzig'in de son hafta almış olduğu bir mağlubiyet var. 2-0'lık Leverkusen mağlubiyeti. Maçı izledim ben şöyle bakarsınız. Geçen haftanın istatistiklerine bakın. Leipzig ezmiş. 26 tane şut çekmiş. Level kuzen çekememiş. Bu şekilde düşüncelere girebilirsiniz. Fakat yani girdiği pozisyonda bir tane boş kale kaçtı. Öyle söyleyeyim. Enkunku'nun kaçırdığı bir, bir tane boş kale var. Onun dışında çok fazla önemli bir Gol pozisyonu yok. Yani çektikleri şutlar falan biraz boş şutlardı Leipzig'in. Burada Hoffenheim'le oynayacaklar. Sobozlu bu maçta olmayacak. Kart cizalısı, Geçen hafta kart cezası gördü. da arkadaşlar. Geçen hafta 46'da girdi. Özellikle girmesini bekledim. Bu bu hafta muhtemelen ilk 11 başlar gibi gözüküyor. Hoffenheim'le oynayacaklar. Ben burada güzel bir maç çıkmasını bekliyorum. İlk yarıdan Leipzig'in atacağı bir gole ideal bir oran açmışlar. Onun oranı 1.34. İlk yarıdan Leipzig bence bunları bir gol atar. Maçın indeks beklentisi de 3-1'lik bir Leipzig galibiyeti olduğunu söyleyeyim. İkinci mücadelem hatta kaçıncı mücadelem? Dördüncü mücadelem Brighton'la Wolves mücadelesi. Brighton daha dün maç oynadı. 3-1 gibi bir skorla mağlup oldu. Deplasman 1.5 üst olarak önermiştim. 90'la gol attı. Offside gerekçesiyle iptal oldu. Maçın gelen atlarıyla baktığımız zaman da Brighton daha çok pozisyona girdi açıkçası. İlk 15 dakika... Bir Forus çok oynadı. Canlısını yaptı. Katılayanlar vardır. İlk yere bakın. Ben canlı vermişim maça. Herkes açık gruba da atmışım. Demişim ki arkadaşlar ilk yarı 0.5 üst olarak vermişim. Tamam mı? 1.39 oranı var. İdealden almışım. Dedim ki ilk yarıdan Forus'ta gol atabilir. 3 oranı var. Altına riskli olarak yazmışım. Kazananlar var. Ya küfür edeceğim olacak. Biri çıkmış gelmiş. O canlımın şeyini almış. Adı da İsmail'di sanırım. Yazısını almış. Atmış. Yalan dolan falan. Oğlum salak mısın? Atmışım canlıyı. İdeali kazanmış. Sanırım o arkadaş şunu yapmış. Ben dedim ya ilk yarı 0.5 üst. Altına da riskli olarak Nottingham Forest'ın golü. İlk yarıdan golü, 3 oranı var. Sanırım o aptal beyinli arkadaşımız ilk gol Forest almış. Anladın mı? O öküz öyle yaptığı için kaybetmiş sanırım. Böyle kuyruk acısı böyle yanmış tutuşmuş. 3 orandan kazanmışız. O böyle kuyruk acısı kıvranıyor evde böyle kuduruyor evde duvarları bana nasıl salça olabilirim diye düşünüyor yorum atmış. Aldım bunu SS'ini güzelce katlı bir açıkladım. Her açık gruba dağıttım. Dedim ki bu arkadaşın karın ağrısını ne? Şeklinde. Acımam. Şimdi bu maçta da ben Brighton'un iki golünü aldım. Direkt anlı geçeyim. Biraz fazla konuştuk bu maçı. Ev sahibi bir buçuk olarak aldım. Bir 45 oranı vardı. Bir e düşmüş. Wolves geçen şu hafta özellikle takip ettim. Alt olarak verdim. Ama Wolves'ın oyunu artık biraz daha o e, savunma oyunundan biraz daha değişti. Ama tam anlamıyla değiştiğini söylemem. Maçın alt yapma ihtimali var. Çünkü yine aynı şekilde savunmayı yapabilen takım. Oyuncu kadrosu değişmedi çünkü. Savunmayı da iyi yapabilen takım olduğundan dolayı ben yine de burada Brighton'ın iki golüne gideceğim. Çünkü iyi bir futbol sergileyen ve kendi evinde burada dar bayağı Wolves kalesini dağılacaktır Evin iki golü 1-44 arkadaşlar. Geçtim. Ankara gücüyle Kasımpaşa mücadelesi. Bu maçtan önce gruplarımızda neler yaptık ondan bahsedeyim. Hemen dün vermiş olduğum NBA kuponunu ekrana gelsin. NBA kuponu kazandı. Hatta 4 tane NBA maçı vardı. 4 maçta da ideal tercihimi önerdim. Dedim ki ideal kombinem de budur. Ekstradan önerdim. İdeal kombinemiz kazandı. 4 maçlıktan da 3'ü geldi. NBA'de son 9 tane kupondan tam 7 tanesi geldi. NBA'de playoff maçları olduğundan dolayı her gün düzenli olarak NBA'de veriyorum artık. Bu gece de vereceğiz bakalım. NBA maçları var sanırım bugün de. Bu şekilde kazanmaya da devam edeceğiz. Dün kazandık. İnşallah da arası da bugüne geçtim bunu da. Dün yüksek misli verdim. iki tane solda gördüğünüz 3000 misli olarak önerdim. Avrupa yüksek mislisi. Olympiakos'a çok güvendiğimi söylemiştim sizlere. Avrupa'da bir 30 oranı vardı. Aldım Brighton maçına da genel gol 1.5 üstten 1.63 gibi orandan 3000 misli önerdim. Tekrardan sağ tarafta Olympiakos'a 1500 TL önerdim. Dedim ki ev sahibi 83.5 üst bu da nesine için? oynayanlar için güzel oranı vardı. Bu yattı maalesef. Ee, ama şöyle baktığımız zaman da 3000 misli önerdiğimiz için oran da bir 1.63'te. Işte. Dünün yine karlı kapattığımızda söylemek lazım. Canlılarda da dün canlılarda kazanmayan yoktur. Çağrı editörümüz 13'te 11 yaptı. Hakan da 8'de 7 yaptı. Ben de 4'te 2 yaptım canlıda. Canlı maçlarımız da geldi. Hafta sonu da aynı şekilde canlı maçlarla devam edeceğiz. Canlılara, canlı olarak değerlendiren varsa mutlaka grubumuza bir katılmasını da mutlaka öneririm. Canlı maçlarda gerçekten iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ankara gücü Kasımpaşa. Kasımpaşa kadrosu gerçekten çok iyi. Kemal Hoca geldi ama takıp bir oynayamıyor gibi bir şey var. Geçen maçta iyi maçta şey oldu güzel maç oynadılar. Burada Ankara gücüyle oynayacaklar. Ben Kasımpaşa'nın ben kadrosunu biraz daha Kemal Hoca ile biraz daha anlaşaraktan da daha iyi bir futbol sergilemeni bekliyorum. Aslında kaptıkları toplarla birlikte iyi pozisyonuna da girdiler. Geçen hafta da var olarak kalmıştık, kazandık. Ben burada Ankara Gücü ile oynayacakları maça da var olarak alıyorum. Oranla 1.48 gelmesini de bekliyorum. Ankara Gücü yani maçın belirli bölümlerinde risk alıp yüksel, çünkü e, yüklenecektir çünkü. Kasımpaşa'da arkada boşluk bıraktığı zaman da gerçekten fal olsun, bauken olsun bu isimlerle pozisyon yaratabiliyor. Var olarak değerlendirmesini aldım. Sivas maçıyla devam edelim. Sivas Fenerbahçe maçıyla devam ediyoruz. Yani Fenerbahçe'ye geçen hafta ölüm kalın maçına çıktı yine öldü. Dediğim gibi klasik yani Fenerbahçe'nin bu meşhurdur. Sivas Deplansman'ın çıkacak bu maçın da maç konu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumları yazabilirsiniz arkadaşlar. Bilenlerden alacağız bir kişi bir arkadaşımızı. Ya yani da son haftalarda form tuttu fakat yani bizim ligimize baktığımız zaman da hakemler çok büyük şey yapıyor. Yani gerek lehine gerek aleyhine hiç fark etmezsin. Her takıma çok saçma kararlar çıkıyor. Bunu maçlarda görmek çok bariz yani. Fenerbahçe'de burada derbi öncesinde ben galip gelmesini bekliyorum açıkçası. Fakat bu galibiyet zor bir galibiyet olacaktır. Tek farklı bir Fenerbahçe galibiyeti gelebilir. Ben şöyle bir tercihim var. Dert basmanın iki golünü aldım burada. 1.58 gibi oranı var. Tarafa gitmedim. Ne olur ne olmaz. Çünkü maçın bir 2-2'si var mı? Var. Deplasman'ın 2 golünü aldım. 1.58 gibi orandan. Aldık mı bunu? Aldık. Devam edelim. Ben mücadelede şöyle bir beklentim var. 2 birlik bir Fenerbahçe galibiyeti beklediğimden dolayı da zorlu deplasmanda 3.39'luk gibi orandan tek farklı Fenerbahçe galibiyeti gelebilir diye düşünüyorum. Ekstradan değerlendirecekler de bu yönde bir sisteme atabilirsiniz diye düşünüyorum. Son mücadelem Schalke ile Verder Bremen mücadelesi. Yine güzel bir maç olacaktır. Şalke tarafından kazanılması gereken bir mücadele. Ama her kazanılması gereken maçı da kazanamayan bir takım var burada. En azından ben Şalke'nin burada gol atmasını bekliyorum. Verder Bremen de geçen hafta her tabelle 4 attı. 4-0'dan sonra 4-2 oldu. Güzel bir maçtı. Biraz da morallendiler açıkçası. Şalke'nin bu maçı alamazsa, şöyle söyleyeyim. Bu maçı alamazsa önündeki maçları zaten kazanma şansı bir hali zor olacak. Bayern Münih maçı var, Leipzig maçı var. Eğer zaten bu maçı kazanamazsa hem moral anlamına iyice düşecekler hem de küme artık bir nevi kümeye yavaştan gidecekler. Çünkü önündeki maçlar zor. Bu yüzden bu maçta Schalke'den iyi bir performans bekliyorum. Werder Bremen de kaplı topları iyi değerlendirdiği için ve uzun oyunculara var ve kenar ortalarda iyi iş yapan bir Werder Bremen var. Onların da gol atmasını bekleyerekten de 1.46 gibi oranlar idealden var olarak önereceğim. Değerlendirecekler bol şanslar. Toplamda 7 adet mücadelem vardı. İdealden ve yüksek oranlarda önerdim. Değerlendirecekler. Değerlendirebilir. Görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.